Yıllar önce Muhterem Hoca Efendi'yi ziyaret etmiştim. Ben 1971 doğumluyum ve 1971 aynı zamanda Er Risale ve Çağrı filminin yapıldığı yıldır Muhammed Akat'ın. Dolayısıyla benimle yaştaş bu film yani. Ve bu film aşılamamış bir film yani. Üzerine bir yenisi yapılamamış yani. Herhalde 2001 yılıydı yani 30 yaşındaydı film. Ben de 30 yaşındaydım. Muhterem hocamıza, hocam bu filmi aşamadık gitti. Müsaade etseniz de bunun yeni bir versiyonunu işte bir ikinci versiyonu falan çeksek falan dedim. Dedi ki ne yapardın sen farklı dedi yani. Var olandan farklı ne yapardın sen dedi. Ne hikmetse benim içimde Huneyn eksik kalmış yani. Çünkü Huneyn hakikaten olağanüstü bir imtihandır Müslümanlar için. Yani bir varoluş yok oluş sahnesidir. O yeniden dirilişi gösterdikleri bir sahnedir Huneyn. Dedim ki Huneyn'i çekerdi. Hoca Efendi'nin suratı bozuldu. Dedi ki senin de farkın yok ama. Benim peygamberim değil dedi. Er Risale'de sürekli savaştan savaşa koşan kişi benim peygamberim değil. Bir sen dedi hesapla, bir çalışma yap dedi. Hazreti Resulullah'ın kaç günü savaşla geçmiş, kaç saati savaş anında geçmiş ve bunun geri kalan kısmı ne kadar bir bak. Oysa filme baktığında sanki sadece savaşan bir peygamber var yani. Birazcık tebliğ, hemen arkasından savaş, sonra bir daha savaş, sonra bir daha savaş falan. Bir de Huneyn yok, ben onu eklemeye çalışıyorum falan. Çok utandım tabii, hakikaten çok haklı bir şekilde. Hatta ben o zaman Türkiye'ye geri döndüm. O zamanlar iyi bir dostum olan Diyanet İşleri Başkanı'na dedim ki bana Hoca Efendi böyle aa dedi beni dedi yeni yaptırdım o çalışmayı dedi. Hazreti Resulullah'ın kaç gün kaç saat işte at sırtında olduğu işte bütün ömründe 63 günlük bir at sırtında olduğu dönem var. Bunun gidiş gelişleri falan var yani işin içerisinde. Ondan sonra toplam saat Bedir bildiğiniz 2,5 saat sürmüş bir savaştır falan yani. Ondan sonra bütün saatlerini baktık ki yani Cenab-ı Resulullah'ın peygamberlik ömrünün %1'i geçmemiş savaşla. Ama o %1'e biz %99 kadar ağırlık veriyorsak işte o zaman yanlış tanıyoruz Resulullah. O zaman Benu Kureyza, Benu Kaynuka bize zor anlatılabilir yani rahmet peygamberiyle uyumsuzmuş gibi geliyor. İşte bizim de Efendimizin gündelik yaşam tecrübelerini eşleriyle, çocuklarıyla, komşularıyla, alışveriş yaptığı, borçlu olduğu kişilerle, ziyaretine gittiği hastalarla olan ilişkilerini çalışmaya ihtiyacımız var ki diyalog peygamberini tanıyalım.